Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, daha doğrusu emeğe saygı gösteren arkadaşlar, sizlere bu saygınızdan dolayı, bana verdiğiniz, kanala verdiğiniz destekten dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Her platformda geçerli bu. İster Instagram, ister YouTube, ister Spotify'da emeğe saygı gösteren herkes var olun, sağ olun ve hep benimle olun. Ve hafta içi her gün Instagram'da 60 saniyelik videolarda 3. sayfa olaylarını anlatıyorum sizlere. Onlar da ibretlik, onlara da dikkat çekilmesi gerekiyor çünkü. Ve bu olaylar çok hassas. Hassas arkadaşlar tabii ki hiçbir platformda izlemesinler bu videoları. Ama örnek almaya çalışan arkadaşlar da bunlar ibretlik, çok korkunç olaylar. Hakikaten de o zaman o potansiyeli görüyorsanız kendinizde lütfen sizler de yardım alın diyorum. Bugünkü olayımızı Instagram'dan iki arkadaşımız istedi. Biliyor muydunuz? Yorumlara yazarsınız ve ne düşünüyorsunuz tabii ki bu korkunç olay hakkında. Biraz da tarihi bilgi olarak da bakabilirsiniz buna ve aslında bir ülkenin ne kadar zamanda ne kadar gelişme kat etmiş olmasını da görebilirsiniz burada. Evet, totemimizi yapıyorum hemen. Ne diyoruz? Diyoruz ki lütfen 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 kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. Tüm canlılar için, özellikle hayvanlar ve çocuklar için, çünkü onlar savunmasız. Onlar tamamen bizlere muhtaç. Bunları belirttikten sonra bugünkü çok korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Elizabeth Wiese, Aziz Pauli'nin melek yapıcısı, Bilge ve Gamze Hanım'ın isteği. Bundan 164 yıl evvel 1 Temmuz 1859'da Almanya Göttingen'in 20 kilometre kuzeybatısındaki Bilhausen'de tarihe en tehlikeli ve hatta en acımasız biri olarak geçmiş olan bir seri katil dünyaya gelir. Elizabeth Berkefeld. Evet, Elizabeth doğmuştur o gün. Evlendikten sonra aldığı ismiyle tanınır sonra. Elizabeth Wiese. Çocukluğunun bitiminde Elizabeth ebelik mesleğini edinir. Daha o zamanlarda dedikodular dolaşır etrafta. Bu genç kız doğumlarda bazı anne ve bebeklerin ölümüne sebep oluyordur. Ancak bu iddialar kanıtlanabilen iddialar değildir maalesef. Dedikoduyla kalıyordur. Ama kanıtlanabilen suçları da vardır bu kadının. Onlardan biri yasa dışı gerçekleştirdiği kürtajlardır. Bu yüzden onun hakkında yazılan makale ve kitaplarda kendisini Die Engelmacherin diye lakap takılmıştır. Birebir tercüme edersek melek yapıcı kadın olarak anılır. Çünkü onca öldürdüğü bebek melek oluyordur. 1880'li yıllarda bu lakap tüm ebeler için geçerlidir aslında. Birçok evlilik dışı hamile kalan genç kızlar ve kadınlar hemen yaftalandıkları için doğan çocuklara en kötü şekilde hitap edildiği ve onlara çok kötü davranıldığı için bunu engellemek isteyen genç anneler hamileliklerini sonlandırmak zorunda kalıyorlardır. O dönemler sefalet, suç yaygınlığı, cinsel saldırılar çok çok fazladır maalesef. Özellikle o zamanın soylu ailelerine göre evlilik dışı doğmuş çocuklar toplum için tehlike oluşturuyor, toplumun ahlak seviyesini düşürüyorlardır. Cinsel saldırıda bulunanlar değil de cinsel saldırıya uğrayan ve masum çocuklar ve anneleridir ahlaksız olanlar. Evet, günümüzde de hala birçok ülkede böyledir biliyorsunuz. Ama ilginç olan Elizabeth'in kendisinin de evlilik dışı hamile kalmasıdır. Baskılardan ve dedikodulardan kaçmak için Hannover şehrine taşınır Elizabeth. Ve orada 1882 yılında kızı Paula'yı dünyaya getirir. Aslında bu kadın kendi hamileliğini de sona erdirmeye çalışmış ve bunu başaramamıştır. Bunca talihsizlik içinde bir şans yakalar Elizabeth. 1888 yılında Heinrich Wiese ile evlenir. Evet, ondan sonra Wiese soy ismini alır. Ancak Paula'nın soy ismi hala Berkefeld'tir. Annesinin kızlık soy ismi. Çocuklu bir kadınla evlenmeyi 2023 yılında bile özellikle bizim toplumumuzda doğru bulmayanlar, eleştirenler varken Almanlar için bu neredeyse 150 yıl önce geçerlidir. Hatta sonradan duruşma hakimi bile Heinrich'e bu konuyla alakalı bir yorumda bulunacaktır. Bir adliye muhabiri Elizabeth'i orta boylarda, sarılık hastalığı varmış gibi sarı benizli,
İçe çökmüş yanaklar ve karga burunlu, sinsice bakan, küçük gözleri olan bir kadın diye tarif etmiştir. Hatta çocukları korkutan cadılara benzetmiştir Elizabeth'i. Kendisi ve kızı için para kazanma yolu Hanover'de de yasa dışı gerçekleştirdiği kürtajlar olur Elizabeth'in. Bu yüzden Hanover'de suçlanmış ve o şehirde ebelik yapması yasaklanmıştır. Ceza olarak ıslah evine konur Elizabeth ve onur kaybına da uğrar. Bu ne demektir onur kaybı? Onur kaybına uğrayan kişiler seçme ve seçilme hakkını kaybeden, vasi olamayan, ünvan sahibi olamayacak kişiler oluyorlardır. 1969 yılında bu yasa Almanya'da değiştirilmiştir. Elizabeth ıslah evinden çıkınca aile Hamburg'a taşınır. 1896 yılında Wilhelminen Caddesi 23 numarada oturduklarına dair ikametgahları halen Hamburg Şehir Arşivi'nde mevcuttur. Bu ev bugün de duruyordur. Bugün Hainhoya Caddesi'dir burası, St. Pauli semtindedir. O zamanların şartlarını biraz göz önünde bulundurabilmemiz için 1900'lü yılların Hamburg'unu biraz anlatmam gerekiyor sizlere. Hamburg'da 19. yüzyılın sonunda kent sakinlerinin yaklaşık üçte biri hala limandaki neredeyse orta çağdan kalma iskele mahallelerinde çok kötü hijyenik ve sosyal koşullar altında yaşamaktadırlar. Burada fuhuş hüküm sürmekte, yiyecek ve kömür hırsızlığı gibi küçük hırsızlıklar yapılmaktadır. Gecekondu mahallelerinde onlarca kişi tek bir tuvaleti paylaşmakta, çöpler ve dışkılar filtresiz su çıkarmak için de kullanılan kanallara atılmaktadır. Özellikle çocuklar zaman zaman kızıl, difteri, boğmaca ve kızamık gibi hastalıklara da yakalanıyorlardır. En kötü kolera salgınlarından biri de burada patlak vermiş ve 800.500'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Kilerden bozma evler nemli, çatı katı daireleri ise soğuktur. Heinrich ve Elizabeth de Paula ile birlikte işte bu şartlarda yaşıyorlardır. Elizabeth suç geçmişi yüzünden ebe olarak Hamburg'da da çalışamaz. Aslında Heinrich, bizde nasıl sokaklarda gezip kalaycılık yapan insanlar vardır. İşte Heinrich de o dönemler kalaycılık yapıyordur sokaklarda ve çok da iyi para kazanıyordur. Ama o kadar çok içki içiyordur ki bu paradan eve pek bir hayrı dokunmuyordur. Öyle söyleyeyim size. Elizabeth ise yorulmadan para kazanmanın yollarını arıyordur. Maalesef ki bunun için ilk aklına gelen çözüm kızı Paolo olmuştur. Bu yaşına kadar yedirmiştir, içirmiştir Paolo'yu. Artık annesine borcunu ödeme vakti gelmiştir Paolo'nun. Paula Elizabeth'in aksine çok güzel bir kızdır, fiziği de çok düzgündür. Elizabeth gazeteye ilan vererek kızını pazarlamaya başlar. Şöyle yazar ilanda: genç bir hanım, soylu ve bonkör beyefendilerin 30 marklık katkısını bekliyor. Geri ödemeler minnetle yapılacaktır. O zamanların 30 markının bugünkü değerini anlamak için şöyle bir karşılaştırma yapalım sizlerle. Hamburg limanında çalışan bir işçinin aylık maaşı ortalama 61 marktır mesela. Bu kazanç az gibi görülse de alım gücü yüksektir o dönemler. Mesela 1 kilo ekmek sadece 23 feniktir. 100 kilo patatesi 2 marka alabiliyorsunuzdur o zaman. 30 mark iyi paradır yani. Bugünkü euro değeri ise yaklaşık 200 eurodur. Birçok gazeteye düzenli olarak verilen bu ilanlardan birçok erkek girip çıkmaya başlar eve ama pek azı ilandaki gibi soylu veya kibardır. Tam tersi bu kaba saba şiddete meyilli adamlara bir de Elizabeth sizin istediğinizi yapmayacak olursa ona her istediğinizi yapabilirsiniz de diyecektir. Paula'nın sonradan anlattığına göre şayet parayı vermeden giden kişiler oluyorsa annesi bunun bedelini de Paula'ya ödettiriyor ve onu bayıltana kadar dövüyordur. Ama gelen kişiler Paula'ya bahşiş veriyorlarsa bunu da bir gün annesinden kurtulma ümidiyle ufak ufak biriktiriyordur Paula. Ama kızını evinde pazarladığı yetmiyormuş gibi artık sokakta da pazarlamaya başlamıştır. Bir tanıdığı vardır, onun yanına gönderiyordur hep Paula'yı. Yani hem sokaktan hem evden para getirmelidir Paula. Kızını korkunç bir şekilde sömüren bu kadın aynı zamanda Heinrich'in de parasının peşindedir. Heinrich'in bankada birikmiş parası olduğunu bildiğinden o paraya nasıl ulaşabileceğinin hesabını yapıyordur. Artık Heinrich'e verdiği yemeklere az az
zehir katmaya başlar. Bu pek işe yaramayınca zehirin miktarını arttırır. O kadar arttırmıştır ki Heinrich termostaki kahvesini iş yerinde açınca iğrenç bir kokuyla karşılaşıp hemen kapağını kapatıp eve gider. Ve Elizabeth'i hemen karşısına alıp sen beni zehirlemek mi istiyorsun diye sorar. O da öyle bir şeyin olmadığını söyler. O halde der Heinrich, ben bunu polise götüreceğim ve incelemelerini söyleyeceğim. Bunun üzerine hemen Elizabeth adamın elinden termosu alarak içindeki kahveyi camdan dışarıya döker. Bir kez de Heinrich kadının yastığının altında jilete rastlamıştır. Artık aşırı derecede dikkatlidir. Neden boşanmıyor o halde diye siz de benim gibi kendinize sorabilirsiniz. Ama şöyle, günümüzde bile bazı inanç veya topluluklarda boşanmak nasıl ki günah ve yasaksa, o dönemde de Almanya'da bazı bölgelerde ve bazı topluluklarda da böyledir. O yüzden boşanmıyor. Bu şekilde karısıyla yaşamaya devam ediyordur Heinrich. Kocasından almayı planladığı paraya kavuşamadığı gibi en önemli gelir kaynağı da elinden kayıp gidiyordur Elizabeth'in. Çünkü kızı Paula İngiltere'de bir Alman ailenin yanında ev işlerini yapmak için bir iş bulmuş ve oraya gidiyordur. Annesi bu karar üzerine sinir krizleri geçirse de Paula bunu yapmaya kararlıdır. Elizabeth'i Elizabeth yapan para için mutlaka her yolu denemesi ve kendince de bir çare bulması olduğundan kızının yerine para getirecek başka bir işe girişir. O dönemlerin özellikle genç kadınlar için çok zor olması, evlerde çalışan birçok genç kadının evli olmadan hamile kalışı, bu kadınların dünyaya gelen çocuklarını bakıcı kadınlara para karşılığında baktırmalarını sağlar. Ya da bebeğini istemeyenler bebeklerini yine bu kişilere evlatlık vermesi için veriyorlardır. Yine gazetede verilen ilanlarla bu insanlar birbirini buluyordur. Elizabeth de kendisinin tecrübeli bir ebe olduğunu belirterek birçok gazeteye ilanlar verir. Tabii ki bu ilanlarda meslekten men edildiğini yazmıyordur. Çocuk başına aylık 100 ile 200 mark arasında bir miktar ister, para ister. Bebeğini tamamen bırakmak isteyen ailelerden ise 4000 mark ister. O dönem için normal sayılan bu durum devlet tarafından kontrol altındadır. Ama tabii ki bunun için bu hizmetin ruhsatının da alınması gerekiyordur. Kendi suç dosyasıyla bu iş için izin alamayacağını bildiğinden Elizabeth tabii ki bu işi gizli bir şekilde yürütür. Ama yani şimdiye kadar anlattığım kadarıyla bile Elizabeth'i biraz tanımışızdır hepimiz. Peki bu kadının çocuklarla alakası yok, merhametli de değil. Bu aldığı çocukları ne yapıyor o halde diye soruyorsanız, kendisi o paraları alıp o çocukları yine bakım için başka bakım yapan ailelere veriyordur. Ama paralarını vermediği için çocukların bakım paralarını, çocuklar kısa bir süre sonra ona geri geliyordur. Veya evlatlık veriyordur çocukları, satıyordur daha doğrusu yurt dışına ya da yurt içine. Komşular şöyle bir şey belirtirler. Kadının dairesinden, Elizabeth'in dairesinden hiçbir zaman bebek sesi duymamışlardır. Ve aşırı derecede sıcaktır Elizabeth'in evi ve her zaman da çok kötü kokuyordur. 1903 yılının Nisan ayında Bayan Klotche diye bir genç kadın Elizabeth'e bakım için verdiği bebeğini geri almak için gelir. Maddi durumu iyidir artık, bebeğine kendisi bakmak istiyordur. Ama Elizabeth kadını her defasında başka bir bahaneyle geri gönderiyor ve kadının bebeğini geri vermiyordur. Bunun üzerine artık dayanamayan Bayan Klotche polise giderek Elizabeth'ten şikayetçi olur. Çevrede bunu duyan, Elizabeth'e bebeğini vermiş ve geri alamamış kadınlar da gidip ondan şikayetçi olunca polis tabii ki hemen Elizabeth'le alakalı soruşturma yapmaya başlar. Sadece Bayan Klotche'nin bebeği Wilhelm değil, Franz Soma diye bir erkek çocuğu, Bertha Blank diye bir kız çocuğu ve Peter Schultheis diye de bir erkek bebek daha kayıptır. Yapılan araştırmada ne bu çocukları evlatlık edinmiş aileler ne de bir bakım evi bulunur. Ayrıca birçok şahidin ifadesi evde bulunan zehir şişeleri ve sıcaktan çatlamış
soba kapağı bulunur. Bir komşu Elizabeth'in bir akşam ağır bir paketle limana indiğini ama döndüğünde o paketin olmadığını söyler. Elizabeth'in suç geçmişi ve komşunun ifadesiyle polisler Elizabeth'in bebekleri zehirleyip sobada yakıp yanmayan ceset parçalarını paketleyip limandan Elbe nehrine attığını düşünürler. Bunun üzerine Bayan Wiese tutuklanır ama tutuklanmadan evvel onlarla birlikte yaşayan Bayan Jürgens ise yalancı şahitlik için para teklif eder. Bayan Jürgens o kaybolan bebeklerin çok şık insanlar tarafından gelinip evlat edinildiğini söylemelidir. Yani buna şahitlik etsin ister ama o yalan söyleyemeyeceğini söyleyerek polise Elizabeth'in bu istediğini anlatır. Aynı isteği cezaevine girdikten sonra da başka bir kadından isteyecektir. O da yalan söylemeyerek polise bunu bildirecektir. Yalnız duruşmada o dört bebeği öldürme suçlamasına bir bebek daha eklenir arkadaşlar. O da kendi torunudur. Evet, Paula annesinden kaçmak için ilkbahar 1902 yılında London'a gittiğinde hamile olduğunu bilmiyordur. 1902 yazında hamileliğin son evresinde annesinin yanına geri dönmek zorunda kalmıştır. Ayrıca annesi ebedir. Annesi Paula'nın odasını kiraladığından Bay Schröder diye bir adamın yanına gönderir Paula'yı orada kalması için. Sonradan ortaya çıkacaktır ki Bay Schröder ile Elizabeth'in ilişkisi vardır. Döndükten kısa bir süre sonra bir öğle vakti Paula'nın sancıları başlayınca Bay Schröder Elizabeth'e haber verir. Elizabeth'in ilk işi sancıdan kıvranan kızını korkunç bir şiddetle dövmek olur. Hatta o kadar bir şiddetle darbe eder ki kızına Bay Schröder Elizabeth'i kızının üzerinden zor alır. Paula duruşmada annesinin bebeği su dolu bir kovaya koyduğunu, öldürüyorum bu bebeği deyip kovayı yere fırlattığını ve sonrasında bir çuvalın içine koyduğunu gördüğünü, doğum acısından ve halsizliğinden de bayıldığını, bu yüzden bir şey yapamadığını anlatır. Bir gün sonra Paula bebeğini annesine sorduğunda Cani Elizabeth kızına bebeğin öldüğünü, onu yakmak istediğini ama bunun için bebeğin çok büyük olduğunu, bu yüzden bir mezarlığa gömmek zorunda kaldığını söyler. Duruşmada bu konuşmaya şahit olan ve bu konuşmayı onaylayan birçok kişi bulunur. Paula'nın odasını kiraladığı Bayan Reich'a ise bebek ölü doğdu demiştir. Başka bir kadın ise Elizabeth'e Paula'nın bebeği ölü mü doğdu diye sorunca Elizabeth kadına keşke o kadar şanslı olsaydı diye cevap vermiştir. Birkaç gün sonra Bayan Reich mutfakta yanmış çok iğrenç bir koku duyduğunda bunun ne olduğunu sorduğunda Elizabeth kendisine bunun sonradan düşen plasenta olduğunu, işte o plasentayı yaktığını söylemiştir. Ekim 1904'te tutukluluk hali devam eden Elizabeth hakkında 5 cinayet ve bir kez cinayete teşebbüsten, eşini zehirlemeye çalıştığı için, kızını ahlak dışı eylemlere zorlama ve kullanma ve yalancı şahitliğe zorlamadan dava açılır. O yıllarda hukuk sistemi bugünkü hukuk sisteminden farklıdır Almanya'da. Öncelikle sanığın bir jüri önünde doğruları söylediğine dair yemin etmesi gerekiyordur ve yalan yemin eden kişi ayrıca yargılanabiliyordur. 3 hakim ve 12 jüriden oluşuyordur o zamanki yargı sistemi. Jüri sanığın suçlu olup olmadığına karar veriyordur. Hakimler cezanın ne olacağına. Yani bugünün Amerikan yargı sistemi gibidir o günün Almanya yargı sistemi. Her dava içinde ayrı jüri ve hakimler seçiliyordur. Bu da ayrı bir bilgi. Tabii ki Elizabeth'in de bir savunma avukatı vardır. Adliye muhabiri Hugo Friedlander sayesinde bugün Elizabeth'in mahkemedeki tutumuna da şahit olabiliriz. Çok yüksek sesle bağıran ve asla hiçbir suçlamayı kabul etmeyen biridir bu kadın. Bir de konuşma kabiliyetinin çok yüksek olduğunu, laf cambazı olduğunu yazmıştır Friedlander. Paula kendisine yapılan canilikleri ve bebeğine yapılanı anlatırken duruşmada asla anne demiyor. Sadece soy ismiyle Wiese şunu yaptı, Wiese böyle yaptı diye anlatıyordur. Ve hakim kendisine neden böyle konuştuğunu sorduğunda ben onu artık annem olarak görmüyorum. O benim için cani yabancı bir kadın dediğinde Elizabeth üzülmek yerine
misilleme yaparak kızı hakkında konuşurken hep o kişi, o kişi diyecektir. Elizabeth'in birçok kişide kullandığı yasaklı maddeyi nereden bulduğu soruşturulur. Odayı kiraladığı kadın hastadır ve onun ilaçlarından alıyordur bunları. Hatta kadın Berlin'e taşındıktan sonra bile kadının reçetesini çalmış. O reçeteyle devam etmiştir bu yasaklı maddeleri istediği kişilerde kullanmaya. Kesiri savunurken Elizabeth 2 aylık Wilhelm'i eşinin öldürdüğünü, hatta eşinin 2 aylık bebeğe cinsel saldırıda bulunduğunu, tam boğuyorken kendisinin bunu gördüğünü, işte eşine saldırdığını, çocuğu kurtarmaya çalıştığını ama eşinin kendisine tavayla vurduğundan dolayı bayıldığını ve çocuğu kurtaramadığını iddia eder. Ama mahkemede Elizabeth'e hiç kimse inanmayacaktır. Hatta mahkemede bu kadına şöyle tepki verilecektir. Heinrich'e dönülüp, yani Elizabeth'in eşine şöyle sorar hakim. Hangi akla hizmet böyle bir kadınla evlenebildiniz? Heinrich ise Elizabeth'in çok çalışkan ve becerikli biri olduğunu, ancak evlendikten birkaç ay sonra manipülatif biri olduğunu ve kendisini kandırdığını, sürekli parasını çalmaya çalıştığını anladığını ama artık çok geç olduğunu söyler. Bakım için alınan bebekler de sorulur tabii ki. Heinrich Wiese'ye biliyordur karısının bebek bakıcılığı yaptığını ama o karşı çıkmıştır buna ilk andan itibaren ve zaten neredeyse evde olmadığı için pek bir şeye şahit olmamıştır. Tuhaf olan tabii ki o evde hiç bebek görmediğini de söyler. Yani o tamamen bu konulardan habersizdir. Tüm deliller mahkemeye sunulduktan sonra savcılık cesetler olmadan da şahitler vasıtasıyla suçun kesin olduğunu, ayrı bir trajedinin de kendi torununu öldürme şekli olduğunu, başka bir şahidin iddiasına göre Elizabeth'in torunu için kızım güzel bir çocuk dünyaya getirdi ama çocuk hemen öldü, iyi ki de öldü. O çalışmak için İngiltere'ye dönmeli, benim de çocukla bir alakam yok dediğini söyler savcılık. Ayrıca savcı çocukların katlediliş şeklinin insanlık dışı olduğunu da yineler. Ve savcılık şöyle devam eder. Evet, kızını pazarlaması ve eşini zehirlemeye çalışması da çok korkunç olaylardır ama onlar yetişkindir ve kendilerini isteseler savunabileceklerdir ama bebekler öyle değildir. Elizabeth'in avukatı ise şöyle savunur kendisini. Kesinlikle o bebekler yurt dışına evlatlık verilmiştir. Sonra jüriye dönüp şöyle söyler. Düşünsenize, Elizabeth Wiese ölüm cezasına çarptırılıyor. Ondan sonra, o öldükten sonra o çocuklar ortaya çıkıyor. Yüce Tanrı sizi böyle bir yanlış karardan korusun. Karar açıklanmadan evvel hakim Doktor Krazeman şöyle bir konuşma yapar. Bu kadar ciddi bir eylem nadiren bir mahkemeyi meşgul etmiştir. Ayrıca suçlamanın sadece bir kısmı kanıtlansa bile ağır bir cezayla, belki de en ağırıyla karşı karşıya kalacağınızı biliyorsunuz. Ön soruşturma boyunca suçunuzu inkar ettiniz. Sizi savunurken yok edemediğiniz önemli çelişkiler içinde kaldınız. Size bakım için verilen onca çocuğun nerede olduğu konusunda yeterli bir açıklama yapamadınız. Ancak akıllıca sorular soran sorgu yargıcı sayesinde verdiğiniz yanıtların doğru olmadığı kanıtlandığında hemen yeni hikayeler yazmaya çalıştınız. Şimdi açık bir itirafla vicdanınızı rahatlatabileceğiniz zamandır. Eğer hala bir vicdanınız varsa şimdi o vicdanınıza sesleniyorum. Açık bir itirafla alacağınız ceza elbette bir mahkeme tarafından önlenemez. Ancak açık bir itirafın hala etkili olduğu bir merhamet mahkemesi vardır. Ve şimdi size yöneltilen suçlamaları kabul etmenizi rica ediyorum. Bu konuşma üzerine Elizabeth'in cevabı şöyle olur. Hayır sayın yargıç, ben hiçbir çocuğu öldürmedim ve başka da hiçbir şey yapmadım. Evet. Ve mahkeme kararına gelecek olursak 10 Ekim 1904'te jüri Elizabeth'i 5 kez cinayetten, kızını pazarlamaktan ve yalancı şahitlik talep etmekten suçlu bulur. Kocasını zehirlemeye çalışmak suçundan beraat eder. Hakim cezayı açıklar. Kızını pazarlama ve yalan tanıklık talebinden 2 yıllık hapis cezası, 5 bebeğe cinayetten 5 kez ölüm cezasına çarptırılır Elizabeth Wiese. Bu karardan sonra Almanya, hatta o zamanlarda dünya basını bile bu korkunç olayın haberini yapacaktır. Birçok kadın hapishane yetkililerine mektup yazarak Elizabeth Wiese'nin ölüm cezasını kendi elleriyle gerçekleştirmek istediklerini
yazarlar. Ve tarih 2 Şubat 1905 sabah 8'dir. Sert ve soğuk bir kış sabahı. Zil çalar ve 51 yaşındaki kadın 40 tanığın gözleri önünde cezaevinin avlusuna getirilir. Elizabeth'in ayağında bir takunya ve üzerinde siyah bir cübbe vardır. Tel tel saçları kısacık kesilmiştir. Savcı ölüm cezasını okur ve "Tanrı sana merhamet etsin" sözleriyle sözlerini bitirir. O gün Elizabeth Wise her şeyin bedelini ödemek zorundadır. Ardından cellat Alvin Engelhart'ı görevini yapması için çağırır. Celladın yardımcıları Elizabeth Wise'yi giyotine bağlar ve geri çekilirler. 40 kiloluk giyotin Elizabeth'in cezasını vermek için aşağıya salınır. Oysa ki melek yapıcı namını almış Elizabeth son ana kadar masum olduğunu iddia etmiştir. Evet sevgili arkadaşlar. Bunca bebeğin katili ki bilinen sadece 5'tir. Elizabeth Wise 51 yaşında bu şekilde yaptıklarının bedelini ödemiştir. Evet. Bugün hala Hamburg Polis Arşivi'nde o dönemlerle alakalı fotoğraflar bulunmaktadır. Yani Hamburg'un karanlık taraflarını da sergileyen, Elizabeth Wise olayını anlatan bir kitap da yazılmıştır. Yazarı Katrin Hanke'dir. Hatta St. Pauli'nin Melek Yapıcısı ismini vermiştir kitabına. Aslında bu olayı anlatırken sizlere işte bu cinayet, bu korkunç, dehşet, merhametsiz, vicdansız kadının yanında tarihi boyutuna bir de baktığınızda Almanya'nın çok kısa bir süre, çok uzun sayılmaz böyle gelişimler için dürüst ve liyakat sahibi insanların iktidarda olup halk için çalışması sonucunda nerelerden nerelere geldiğini de görebiliyorsunuz isterseniz tabii ki. Çünkü şu anlattığım olayı bugün 2023 yılında hala çok fazla yaşayan ülkeler var biliyorsunuz. O yüzden bu çok çok üzücü. Evet, maalesef ki öyle arkadaşlar ve bugün de beni izlediğiniz, dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın.